Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz boşaltım sistemini İnsanda boşaltım sistemi. Şimdi burada metanefroz böbreğin detaylarını anlatacağım size. Ee, insanda i̇nsanda boşaltım sistemine baktığımız zaman şöyle bakayım şekil olarak var mı? Şekil olarak anlatalım. Arkadaşlar bir çift böbrekten oluşuyor bizim boşaltım sistemimiz. Fasulyeye benzetiliyor zaten. Ee, daha sonra bu böbreklerin ortak olarak açıldığı bir kanal vardır. Biz bu kanala şöyle ayrı ayrı kanallar üreter diyoruz. Üreterler ise gelip idrar kesesi yani mesaneye birleşir. Mesanede idrar biriktiriliyor. Daha sonra da üretrayla arkadaşlar dışarıya açılır ve bizim idrarımız dışarıya doğru çıkar. Peki böbreğin detaylarına gelmeden önce bakayım şöyle yukarıdan söylemek istediğim başka şeyler var. Arkadaşlar böbreğin yapısına baktığımız zaman Böbreğin yapısında renal korteks yani kabuk bölgesi bir de renal medulla yani medulla öz bölgesi dediğimiz iki bölge bulunur. Bu bölgelerde ise arkadaşlar e, atar damarlar ve toplar damarlar bulunuyor. Atar damarlardan kan alınıyor. At toplar damarlar ise arkadaşlar kan uzaklaştırılıyor. Nasıl oluyor bu? Atar damarlarda temiz kan bulunuyor. Toplar damarlarda ise kirli kan bulunarak işte bizim vücudumuzdaki dolaşım sistemine katılmış oluyor arkadaşlar. En içte ise pelvis dediğimiz ve boşaltım tüplerinin yani idrar e, toplama kanallarının idrar toplama kanalı demeyelim. İdrar söyleyemedim. idrar kanalları diyelim arkadaşlar. İdrar kanallarının birleştiği yerde de ne vardır? Tabii ki e, pelvis dediğimiz kısım vardır. Bu pelvis'te idrar toplanır ve daha sonra üreter yardımıyla dışarıya atılır arkadaşlar. Yani idrar kesesine gönderiliyor. Ayrıca İdrar kesesinde sifinkter kaslar dediğimiz kaslar vardır. Bu sifinkter kaslar bizim ilk böyle doğduktan sonra yaklaşık 2 yaşına kadar kendimizin kontrol edemediği kaslardır. Daha sonra ise biz bu kasları kontrol altına alabiliyoruz. Yani çocuklarda tuvalete alıştırma durumu zaten 2 yaşından sonra başlıyor arkadaşlar. Tabii daha erken öğrenenler de olabiliyor bunu. Hani çocuğun gelişimine yapısına göre değişebiliyor bu. Genellikle 2 yaşından sonra bu sifinkter kaslar çocuk tarafından kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla çiş tutma durumu gerçekleşebiliyor ve tuvalet eğitimine de o zaman başlanması öneriliyor arkadaşlar. Sonra gelelim bizim şusta medula. Bir de bunu ben söyleyebilsem çok iyi olacak ama ben bunları söyleyemiyorum. İki çeşit nefron vardır arkadaşlar bizlerde. Yaklaşık 1 milyon nefronun %85 kadarı medullaya kısmen girmiştir. Yani bizim öz bölgesi dediğimiz bölgeye kısmen girmiş olan kortikal nefronlardan oluşuyor. Geriye kalanlar ise medullanın derinliklerine kadar uzanan juxta medullar nefronlardan oluşuyor arkadaşlar. Burada tabi ki ozmotik denge işte ee, suyun geri emilimi falan düzenleniyor. Hemen göstereyim bakın. Kortikal nefron dediğimiz nefronlar arkadaşlar öz bölgesine daha az giriş yapmıştır. Bakın şurası kabuk bölgesinde daha fazla öz bölgesinde daha azdır. Henle kulpu dediğimiz kulp e, böbreğin medulla kısmına girmiştir. Juxta medulla nefron dediğimiz kısım ise arkadaşlar bunlar ise e, öz bölgesine daha fazla giriş yapandır. Yani bakın bu daha böyle içeriye doğru giriş yapmıştır. Bunlar da bizim diğer nefron tiplerimizdir. Zaten hani çok karşınıza çıkacağını düşünmüyorum ama Kortikal nefron denildiği zaman korteksten aklınıza gelsin. Kabuk bölgesinde daha çok bulunan Diğeri ise öz bölgesinde daha çok bulunan nefrondur. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yine ben burada böbrek korteksini, öz bölgesini göstereyim. Bakın böbrek korteksi dediğimiz kısım şu kısımdır. Böbreğin kabuk bölgesidir. Öz bölgesi ise arkadaşlar iç kısımdır. Böbreğimizin iç kısmıdır. Burası, burada ise dediğimiz gibi nefronların işte ee, bazı bölümleri bulunuyor. Yine burada pelvis dediğimiz şurası bakın pelvis dediğimiz kısımda idrarın toplandığı yerdir. Daha sonra bu pelvisten idrar çıkarak üretere aktarılır. Üreterden mesaneye gider. Mesaneden de üretra yardımıyla vücudumuzun dışarı, dışarısına aktarılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bizim Böbrek yapımız. Peki gelelim nefronun yapısını. Nefron nefron dedik, nefronda ne var? Arkadaşlar nefron yapısı size karmaşık gelebilir. Hani bu şekilde çizdiğimiz zaman baktığımız zaman yapısı oldukça karmaşık görülüyor. Ama şöyle biz kendi çizimimizle baktığımız zaman biraz daha böyle bunu ee, düzeltebiliriz. Yani bu nefronu biraz daha anlaşılır hale getirebiliriz. Ben şöyle gösteriyorum. Şimdi bakın nefronun yapısına baktığımız zaman nefronun yapısında şöyle şuraya çizeyim. Zaten benim dediğim gibi geçen seneki videolarımı dinlerseniz eğer ilk önce ya da AYT videosu dinlerseniz arkadaşlar daha iyi anlamış olursunuz boşaltım sistemini özellikle çünkü boşaltım sistemi biraz karmaşık gelebilir size. De burada şekil biraz düzgün olmadı ama kusura bakmayın şurası da idrar toplama kanalı. Şimdi bizim şu çizdiğim kısım nefronun e, geri emilimin ve süzümenin gerçekleştiği yerler. Arkadaşlar bunlara bağlı olan Buraya bağlı olan nefron kılcaları glomerulus kılcaları dediğimiz kılcallar vardır. Ve glomerulus kılcalları böbrek atar damarından gelir. Daha sonra burada bir yumak oluşturur. Bu yumağı oluşturduktan sonra da ne yapar? Şöyle dışarıya doğru çıkar ve e, getirici atar damar ve götürücü atardamar olarak e, iki koldan oluşuyor. Götürücü atardamar da tekrardan kılcallara ayrılarak ne yapar? Bu nefronun etrafını sarar. Nefronun etrafını sararak en son gelir böbrek toplar damarında birleşir ve böbrek toplar damarı da arkadaşlar dolaşıma katılır. Burada da tabii ki getirici atardamara bağlı olan ne vardır? Böbrek atar damarı vardır peki diğer kısımlara baktığımız zaman, nefronun kısımlarına baktığımız zaman burada şu İngiliz anahtarına benzeyen kısım Bowman kapsülüdür. Bowman kapsülü. Bowman kapsülüne bağlı olan tüp biz buna proksimal tüp diyoruz. Proksimal. Şurası arkadaşlar Henle kulpudur. Henle kulpu aşağı doğru inen kısmına inen kol, yukarı doğru çıkan kısmına da çıkan kol diyoruz. Daha sonra Henle kulpunun çıkan koluna bağlı olan kısma da distal tüp diyoruz. Distal tüp yazamadım buraya. Ve en son e, distal tüpün bağlandığı ve idrarın toplandığı kısım ise idrar toplama kanalıdır. Bu idrar toplama kanalında da yine emilim olayı gerçekleşebilir. E, buralarda arkadaşlar bazı maddeler geri emiliyor. Bazı maddeler işte e, bu kısımlarda kalarak ne yapıyor? İdrar toplama kanalına kadar geliyor. Şimdi nerelerde hangi maddeler emiliyor bunlara bakalım. Arkadaşlar glomerulus kılcallarında ilk önce yapısından falan bahsedelim. Şimdi böbrek atar damarı ne yapıyor? E, glomerulus kılcallarına ayrılıyor. Şimdi getirici atardamar ve götürücü atardamardan oluşuyor. Getirici atardamar damar dallanarak bir çok kılcal damar oluşturur. Biz bunlara glomerulus kılcaları diyoruz. Daha sonra bu glomerulus kılcaları birleşerek götürücü atar oluşturuyor. Peki glomerulus kılcalarının görevi nedir? Burada basınç oldukça yüksektir. Bakın kan basıncı arkadaşlar oldukça yüksektir ve bu kan basıncı sayesinde süzülme dediğimiz olay gerçekleşir. Süzülme olayı da şöyle olur. Süzülme olayı glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru tek yönlü gerçekleşir ve burada bulunan maddeler işte kan hücreleri falan haricinde Plazma kısmında bulunan maddelerin çoğu nereye geçer? Bowman kapsülüne geçer. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler dahildir arkadaşlar. Buraya doğru geçiş yapıyorlar. Daha sonra yine Glomerulus kılcağlarının özelliklerine baktığımız zaman diğer kılcağlardan bazı farkları vardır. Kan basıncı kanın ozmotik basıncının altına düşmez kesinlikle ve sabittir ve kaçtır 70 milimetre civadır. Arkadaşlar biz kan basıncını anlatırken dikkat ederseniz dolaşım sisteminde 40 milimetre civa demiştik. Ama glomerulus kılcalarında bu basıncı oldukça yüksektir. Çünkü süzülme olayı gerçekleşiyor. Yine Kan doku, kandan dokuya sadece madde geçişi oluyor. Burada kesinlikle emilim gerçekleşmiyor. Yani iletim tek yönlüdür. Kan basıcı iki kat daha fazladır dedik 70 dedik. Geçirgenlik de arkadaşlar diğer kılcallara göre 100 kat daha fazladır. Çünkü burada atık maddeler ne yapacak? Glomerulus kılcalına doğru, glomerulus kılcalından Bowman kapsüne doğru geçiş yapacak. Ve bu Tek katlı epitel dokudan oluşur. Arkadaşlar önceden daha önceki bilgilerde çift katlı epitel dokudan oluştuğu düşünülüyordu ama artık tek katlı epitelden oluşur. Bunu da unutmayalım. Peki glomerulus kılcalları nereye bağlı? Bowman kapsülüne bağlı değil mi? Bowman kapsülü de nereye bağlıdır? Proksimal tüp, Henle kulpu, daha sonra distal tüp, idrar toplama kanalı diye gidecek. Şimdi glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru geçiş gerçekleşir. Bowman kapsülünde herhangi bir olay olmaz. Yani geri emilim olayı olmaz. Burada sadece süzülme var. Süzülme gerçekleştikten sonra nereye gidiyor? Proksimal tüpe gidiyor. Yani şuraya geliyor bakın proksimal tüp dediğimiz şu kısım. Bu kısma geliyor arkadaşlar. Bu kısımda neler gerçekleşiyor bakalım. Burada süzüntünün büyük bir kısmı burada geri emiliyor. Glikoz, amino asit, yağ asitleri, gliserol gibi organik maddelerin tamamı burada geri emiliyor. Yani %100 geri emilim burada gerçekleşiyor organik maddelerin. Ee, bazı vitaminler yine burada arkadaşlar geri emilir ama C vitamini ve B vitamini grupları hariç. Bunlar geri emilmez. Bunların fazlası yani hani tamamı geri emilmez. Bunların fazlası ne yapılıyor? İdrara bileşen olarak katılıyor. Proksimal tüpte o zaman organik maddelerin tamamı burada geri emiliyormuş. Burada hem difüzyon hem de arkadaşlar aktif taşıma ile geri emilim söz konusudur. Yani hem difüzyon olayı olur hem de aktif taşıma. Ama şunu da söyleyeyim. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru geçiş gerçekleşirken tamamen pasif bir şekilde geçiş olur. Çünkü burada basınç farkından dolayı bir geçiş vardır. O yüzden de pasiftir bu olay. Daha sonra Henle kulpu gelir. Henle kulpuna baktığımızda arkadaşlar bu Henle kulpu böbreğimizin kabuk bölgesinden başlar, öz bölgesine doğru uzanır ve Henle kulpunda çoğunlukla su emilir arkadaşlar. Su ve iyonlar geri emiliyor. Eee tuz yoğunluğu proksimal tüpten henne kulpuna doğru ilerleyen süzüntü de artıyor. Hennenin inen kolu suya geçirgenken çıkan kolu suya geçirgen değildir. Yani hennenin çıkan kolundan su geri emilmez. Bunun sebebi de orada sadece iyonlar geri emiliyor, buradaki çıkan kol suya e, e, suya geçirgen değildir. Bunu unutmayın. Bu sorulur karşınıza çıkar. Henlerin inen kolunda aquaporin dediğimiz maddeler bulunur, bu e, kanallar bulunur, bu kanallarla su taşınır arkadaşlar. Bu kanallar çıkan kolda yoktur. Kurak ortamda yaşayan canlılarda henle kulpu uzundur. Çünkü henle kulpu suyun en fazla geri emildiği kısımdır. Bu yüzden de çölde yaşayan bitkiler de, bitkiler demişim. Çölde yaşayan omurgalı hayvanlarda henle kulpu oldukça uzun bir yapıya sahiptir. Henle kulpunda emilim gerçekleştikten sonra distal tüpe gelinir. Distal tüpte arkadaşlar salgılama olayı vardır. Salgılama olayını idrarı anlatırken anlatacağım nedir diye salgılama olayı burada dursun. Daha sonra idrar toplama kanalı vardır. İdrar toplama kanalı oluşan süzüntüyü havuzcuya taşıyor. Ayrıca burada sodyum klorür yine aktif taşımayla geri emilir ve sudaki idrardaki tuz oranı ayarlanır. Yine toplama kanallarından ilerleyen işte süzüntüden su geri emiliyor. Ayrıca yine üre de burada geri emiliyor arkadaşlar. Ürenin yaklaşık %50'si geri emilir. Bunun sebebi de kanda bir miktar bulunmak, bulunması gereğidir. Çünkü kanda bulunmazsa eğer bizim vücudumuz üreyi oluşturduğu anda bunu zehir olarak algılar ve bağışıklık sistemi hemen devreye girebilir. Dolayısıyla arkadaşlar üre bir miktar kanda bulunmak zorundadır. %50'si geri emilir. Bakın burada daha detaylı olarak anlatmışız. Şimdi şurası bizim Korteks dediğimiz böbreğimizin kabuk bölgesidir. Geriye kalan kısım ise medulla yani öz bölgesidir. Kabuk bölgesinde ne var? Bakın Bowman kapsülü glomerulus ile birlikte. Proksimal tüp ve distal tüp bulunur arkadaşlar. Henle kulpunun ise bir kısmı bulunuyor. Şimdi burada geri emilim olarak neler gerçekleşiyor? Hangileri geri emiliyor? Buna bakalım. Geri emilim olarak arkadaşlar bakın sodyum klorür bir karbonat iyonları besleyiciler. Burada besleyiciler dediği yani karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Hani bunların yapı taşları geri emiliyor. Yine su geri emilir. Amonyak ve hidrojen de geri emilir arkadaşlar. Burada kırmızıyla olanlar, kırmızıyla çizilmiş olanlar aktif taşımayla geri emiliyor. Mesela besleyiciler aktif taşımayla geri emiliyor. Bir kısmı aktif taşıma, bir kısmı da pasif taşımayla geri emilir. Ama diğerleri pasif ile tamamen geri emilir. Özellikle suyun geri emilimi tamamen pasif taşımadır unutmayın. Halle kupunun inen koluna baktığımız zaman suya geçirgen olduğu için zaten suyun çoğu burada geri emiliyordu. Kurak ortamda yaşayan canlılarda bu kulp daha uzundu. Çıkan koluna baktığımız zaman çıkan kolunda arkadaşlar yine sodyum klorür ince olan kısmında pasif olarak geri, geri emilirken kalın olan kısmında aktif olarak geri emiliyor sodyum klorürün tuz dengesi ayarlanmak zorunda çünkü. Distal tüpe geldiğimizde yine distal tüpte de işte sodyum klorür, su, bir karbonat iyonları, potasyum, hidrojen yine bunlar da geri emiliyor arkadaşlar. Artık distal tüpe geldiğimizde hani çoğunluğu Aktif taşıma ile emiliyor çünkü giderek yoğunluk azalıyor ve bu yüzden aktif taşımayla geri emilmek zorunda. Su ise tamamen dediğim gibi pasif taşıma ile geri emilir. Şimdi idrar toplama kanalına geldiğimiz zaman yine sodyum klorür emilir, üre ve su emilir arkadaşlar geri emilir. Üre sadece idrar toplama kanalında geri emilir unutmayın. Üre sadece burada geri emiliyor diğer yerlerde geri emilmiyor. İdrar toplama kanalı da buradan. Tabii ki dışarıya bağlanarak bizim böbreğimizin pelvis kısmı dediğimiz kısma bağlanır. Bakın pelvis kısmını tekrar gösterelim. Pelvis kısmı şurasıdır. Şu kısım sarı olan kısımdır. Burası idrarın biriktirildiği yerdir. Biriktirildikten sonra üretrayla ne yapıyor? Mesaneye gönderiliyor. Böylece geri emilim olayını anlatmış olduk. Şimdi peki idrar nasıl oluşuyor? İdrarın oluşumundan bahsedelim arkadaşlar ve videomuzu yani boşaltım sistemini de burada bitirelim. Şimdi idrar oluşumuna baktığımız zaman idrar oluşumu 3 e, aşamada gerçekleşiyor. Süzülme, geri emilim ve aktif taşıma dediğimiz veya e, aktif boşaltım dediğimiz olaylardan gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın salgılama da diyebiliriz buna. Daha sonra da zaten ne yapacağız? böbreğin düzenleyici rolünden bahsedeceğiz. Ozmo regülasyondan bahsedeceğiz. Renin anjiyotensin aldosteron sistemi yani RAS sisteminden bahsedeceğiz ve biz ee, boşaltım sistemi videomuzu bitirmiş olacağız. Şimdi idrarın oluşumuna bakalım. Nasıl oluşuyormuş? İlk olarak oluşum aşaması nedir? Süzülme yani filtrasyon. Nedir filtrasyon? Arkadaşlar glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen olay nedir? Süzülmedir. Yani kan geliyor böbreklere dörtte biri kalpten pompalanan kanın dörtte biri böbreklere geliyor. Böbreklere geldikten sonra glomerulus kılcallardan geçerken böbrek atardamarından damarından glomerulus kılcağına doğru gönderiliyor. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru Bowman kapsülü bu arada malpiki cisimci hani o arasında kalan kısmı malpiki cisimci de deniliyor. Bowman kapsüle doğru bir geçiş gerçekleşiyor. Biz buna süzülme diyoruz. Süzülme olayı fizikseldir. Basınç farkıyla gerçekleşir ve kesinlikle ATP harcanmaz söyledik. Glomerulos kılcanlarındaki kan basıncı 70 mm civa olduğu için oldukça yüksek bir basınçtır. Ozmotik basınç ise 32 mm civadır arkadaşlar ve ikisi arasındaki fark nedir ikisi arasındaki fark Bu arada Bowman kapsülünde de bir e, uygulanan bir basınç vardır Bu da 14 milimetre civalık bir basınçtır süzülme basıncı burada ne olur 24 milimetre civa olur bu süzülme basıncı arttıkça süzülen e, madde de artar süzüntü de artar Dolayısıyla idrar miktarı da artabilir Buna bağlı olarak Peki oluşan basınç farkından dolayı ne oluyor glomerulus kılcalından Bomen kapsüle doğru işte glikoz, amino asit, su, vitamin, mineral, üre, ürik asit gibi maddeler geçiş yapıyor. Biz buna süzüntü diyoruz. Ama kan proteinleri, kan hücreleri, yağlar Bomen kapsülüne girmiyor arkadaşlar. Ya dediğimiz hani yağ asitleri falan girebilir ama çoğunlukla hani ee girmez olarak alıyoruz. Çünkü yağ molekülleri daha böyle yapışkan moleküller olduğu için hani idrar kanallarını tıkayabilir. Bu yüzden de yağ molekülleri boğmen kapsülüne geçemiyor. Geri emilim başlıyor bundan sonra rezorpsiyon dediğimiz olay. Arkadaşlar geri emilim dediğimiz olay zaten az önce anlattım. Bakın şurada geri emilim olayı proksimal tüp. Henle kulpu ve distal tüpte gerçekleşen tüm olaylar zaten geri emilim olaylarıdır. Dolayısıyla tekrardan detaylı olarak anlatmayacağım. Hani ee, burada hangi hormonların görev yaptığını söyleyeyim. Sadece suya ihtiyaç duyduğumuz zaman vazopresin yani ADH hormonu, antidiüretik hormon devreye giriyor. Ve suyun geri emilimi böylece artmış, artabiliyor arkadaşlar distal tüpte. Distal tüpü uyarıyor pozopiresin yani ADH bunu unutmayalım. Yine aldosteron hormonu işte sodyum ve klorun geri emilmesini sağlar, potasyum iyonlarının atılmasını sağlar arkadaşlar. Bu da idrar toplama kanalını uyarır aldosteron hormonu. Yine bunu da söyleyelim. Bu kadar yeterlidir. Zaten az önce nasıl gerçekleştiğini anlattım size. Bizim için burada önemli olan nedir? Bizim için önemli olan tabii ki salgılama dediğimiz olaydır arkadaşlar. Ee, salgılama yani sekresyon dediğimiz olay, aktif boşaltım dediğimiz olay. Süzülme sırasında diyelim ki Bowman kapsülüne geçemeyen bazı maddeler var. Mesela penisilin, antibiyotik, hidrojen, potasyum, amonyak, amonyum gibi bazı maddeler geçemiyorlar veya çok az geçiyorlar. Bu durum, bu durumda e, aktif boşaltım olayıyla yani aktif taşımayla distal tüp ve idrar toplama kanalının arkadaşlar kılcal damarlardan bir salgılama olayı gerçekleşiyor. Salgılama olayı bakın kılcal damarlardan nefron kanallarına doğrudur. Dolayısıyla burada tersi bir durum vardır. O yüzden de biz buna aktif boşaltım, ATP harcandığı için aktif boşaltım olayı diyoruz. Bu maddeler daha sonra da zaten idrarın yapısına katılarak dışarı atılıyor. İdrarın bileşimine baktığımız zaman arkadaşlar sağlıklı bir insan diyorum bakın sağlıklı bir insanda idrarın bileşiminde su, üre, ürik asit, amonyak, fazla vitaminler özellikle B ve C grubu vitaminleri, hormonlar, sodyum, klor, potasyum, kreatinin, amonyum gibi veya hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan ürokrom dediğimiz bir madde vardır. Bu nedir? Yine suyun idrarın bileşiminde vardır. Günde ortalama bir buçuk litre kadar idrar oluşturuluyor ve biz her bir tuvalete gittiğimiz zaman yaklaşık 500 mililitrelik e, idrarı dışarı boşaltıyoruz. İçtiğiniz su miktarına bağlı olarak artabilir azalabilir. Eğer idrarınızın rengi koyuysa arkadaşlar bu az su içtiğinizi gösterir. İdrarınızın rengi açıksa güzel hani iyi bir şekilde su içtiğinizi gösterir. İdrarın pH'i de yaklaşık 5 ile 7 arasında değişiyor. Eee şeker hastası olan kişilerde veya işte hormonal hastalığı olan kişilerde arkadaşlar idrarın yapısında farklı hormonlar ya da şeker bulunabilir. İdrar testi bu yüzden yapılıyor. İdrar testinden şeker hastalığı olup olmadığı anlaşılıyor. Şimdi bazı notlarımız var. Bu notlardan bahsedelim. Arkadaşlar glomerulus kılcallarındaki kan basıncının artması kanın akışını hızlandırmaz. Sadece ne yapar? Süzülmeyi artırır, yani daha fazla süzülme gerçekleşir. Yine kan basıncının artması ya da azalması böbreklerden geçen kanın akış hızını değiştirmiyor, sadece süzülmeyi etkiliyor unutmayın. Belli sınırlar içerisinde kan basıncı böbreklerden geçen kan akımını değiştirmiyor arkadaşlar. Buna da zaten biz oto regülasyon mekanizma diyoruz. Bu mekanizma sayesinde gerçekleşiyor. Bu mekanizma nasıl gerçekleşiyor peki? Böbrek atar damarı ile böbrek toplar damarında buna kaslar sayesinde gerçekleşiyor ve şöyle olur. Anlatan nasıl olduğunu da. Eğer kan basıncı artarsa atar damar kasları kasılıyor ve daralıyor. Toplar damar kaslar ise gevşiyor. Basınç düşünce de tam tersi oluyor ve böylece arkadaşlar o kanın akış hızı sabit tutulmuş oluyor ve böylece filtrasyon yani süzülme hızı da yine sabit tutulmuş oluyor. Burada yine aynı şekilde dokular arası sıvının ozmolaritesinden bahsetmişiz. Yani sadece e, su ve sodyum klorür üzerinden gitmişiz. Ozmolariteden bahsetmişiz burada da. Şimdi gelelim böbreğin düzenleyici rolüne. Arkadaşlar böbreğin çok çok önemli görevleri vardır. Özellikle düzenleyici e, rolleri oldukça önemlidir. İnsan da kanın pH'sı 7,4. Eğer bu 6,8'e ya da 7,7'nin üstüne çıkarsa ne olacak? Ölüme sebep olacak. Bu yüzden de sabit hani belli değerler aralığında tutulması lazım. Bu böbreğin en önemli özelliği de bu pH'i ayarlamaktır. Yani kanın bileşimini dengede tutmasıdır. Peki kanın asitliği artarsa ne olur? Arkadaşlar kanın asitliği artarsa hidrojen iyonları kanda kalır. Bir karbonat iyonları sodyum iyonları ile birlikte distal tüpe geçiyor. Orada birleşiyor ve sodyum bir karbonat oluşturuyor. Daha sonra bu bileşikte nereye? İdrarla dışarıya atılıyor. Böylece kanın asitliği azaltılmış oluyor. Ayrıca bizim böbreklerimiz eritropoietin dediğimiz bir hormon üretiyor ve bu hormonu bu hormon al yuvar yapımını artıran glikoprotein yapılı bir hormondur. Böbreklerde renal korteks yani kabuk bölgesinde bulunan ve fibroblast benzeri hücreler vardır. Bu hücreler arkadaşlar burada üretiliyor ve eritrosit yapımında eritropoietin hormonu kullanılıyor. Zaten isminden de anlaşılıyor. Al yuvar üretiminde görevli oldu. Özellikle karaciğeri falan uyararak ne yapıyor bu arkadaşlar? Kan üretimini veya kırmızı kemik iliğini uyararak kan hücresi üretimini sağlamış oluyor. Arada böyle telefonum çalabiliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi ee, hayvanlardaki bu idrarlardan bahsedelim. Hani mesela tatlı su balığında idrar oluşumu nasıl olur? Arkadaşlar tatlı su balığı su içmiyor. Çünkü zaten tatlı suda yaşadığı için vücut e, dolaşım sıvısının yoğunluğu orta yaşadığı ortamdaki yoğunluktan daha fazla. Bu yüzden de sürekli de yaşadığı ortamdan vücuduna su geliyor tuzu da arkadaşlar bunlar solungaç solun, solungaçlardaki aktif taşımayla suyu alıyorlar. Suyu da zaten e, tuz alıyorlar. Su da zaten kendiliğinden geçmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de bunlar çok miktarda idrar oluşturuyorlar ve idrar vücut sıvılarından daha az yoğunluğa sahiptir. Dolayısıyla hipotonik bir idrar oluşturuyorlar bunlar denizde bulunan kemikli balıklara baktığımız zaman arkadaşlar yani tuzlu sularda yaşayan balıklara baktığımızda bunlardan sürekli solungaçlarından tuz içeri giriyor ve sürekli su dışarı çıkma eğiliminde. Bunlar ne yapıyorlar? Tuzu dışarı atarken solungaçlardaki işte aktif taşıma yoluyla da tuzu arkadaşlar dışarı atıyorlar. Aktif taşımayla solungaçlarından suyu da içeriye almış oluyorlar. Bunlar az miktarda idrar oluşturuyorlar ve bunların idrarları vücut sıvılarından daha yoğundur. Yani hipertonik bir e, vücut sıvısına pardon idrara sahiptirler. Karasal omurgalılara baktığımız zaman bunlar su içiyorlar. Tuz da arkadaşlar yine ağız yoluyla gelir. İşte su ve tuz yine e, boşaltım yoluyla da dışarıya atılır. Bunların Yine idrarları daha hipertonik bir ortamdadır ve orta hacimde idrar oluştururlar. Bakın tatlı suda yaşayanlar çok miktarda idrar oluşturuyorlar, tuzlu suda yaşayanlar az miktarda idrar oluşturuyorlar, karasal omurgalılar ise orta hacimde yani ikisinin ortası miktarında idrar oluşturuyorlar. Ozmo regülasyondan bahsedelim. Şimdi neydi ozmo regülasyon? Su dengesinin sağlanması, tatlı su balıklarında ve tuzlu su balıklarında farklı şekillerde gerçekleşiyor. Şimdi tatlı su balıklarına baktığımızda, bunlar hipotonik ortamda yaşıyorlar, yani az yoğun olan ortamda yaşıyorlar. Bunların boşaltma tıkları üredir arkadaşlar. Bunlar ürenin çoğunu solungaçlardan, az kısmını da böbreklerden dışarı atıyorlar ve vücutlarına ozmozla sürekli su girer. Bunlar su içmiyorlar çünkü zaten vücutlarına sürekli su girişi oluyor. Bunların glomerulusları gelişmiştir. Glomeruluslar süzülmeyi gerçekleştirdiği için fazla miktarda süzülme yapması lazım. Bu yüzden de glomerulusları gelişmiştir. Yine solungaçlarından aktif taşıma ile tuz alıyorlar çünkü az yoğun ortamda yaşadıkları için aktif taşıma yapmak zorundalar. Bunların Kanları hipertoniktir, idrarları da hipotoniktir. Tuzlu su balıklarına baktığımızda bakın bu tatlı su ve tuzlu su balıklarının özelliklerini iyi bilin. Çünkü sınavda birkaç kere soruldu yine sorun ihtimali var. Bunlar hipertonik ortamda yaşıyorlar. Bunların boşaltım atıkları amonyaktır. Bunu büyük bir kısmında ne yapıyorlar? Solungaçlardan dışarı atıyorlar arkadaşlar. Vücutları ozmozla su kaybediyor. Sürekli su içmek zorundalar. Glomerulusları körelmiştir. Bunlarda süzülme olayı yok arkadaşlar. Bunlar zaten solungaçlarıyla atık atma olayını gerçekleştiriyorlar. Solungaçlardan aktif taşımayla tuz atıyorlar bunlar. Çünkü sürekli bir tuz, tuz içeri girişi var. Kanları hipotonik. İdrarları da bunların hipertoniktir. Bunların glomerulusları körelmiş ama e, ee, hariç kirpikli huni dediğimiz yapılar vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bunların kirpikli hunileri sayesinde yine idrar oluşumu gerçekleşiyor. Şimdi renin anjiyotensin aldosteron sistemi dediğimiz rahatsız sisteminden bahsedeceğim size. Arkadaşlar bu sistem glomerulus'taki süzülme hızını düzenleyen bir sistemdir. Peki glomerulus'taki süzülme hızını bu sistem nasıl düzenliyor? Buna bakalım. Arkadaşlar Glomerulus'taki süzülme hızı düştüğü zaman Henle kulpu boyunca sıvı akışı yavaşlıyor. Sıvı akışı yavaşladığı için Henle kolunun Henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmından daha fazla sodyum klorür geremiliyor. Distal tüpe oluşan ulaşan sıvı daha seyreltik oluyor. Bu seyreltik sıvı dolaşım sistemine renin salgılanmasını uyarıyor. Renin bir e, maddedir arkadaşlar. Yani bir hormon gibi bir madde olarak düşünebilirsiniz. Renin de ne yapıyor? Kanın hacmini, kanın basıncını ve glomerular süzülme hızını yani kısaca GFR olarak yazdık buraya. GFR'yi yükselten olayları başlatıyor. Peki bu olaylar nelerdir? Şimdi glomerular süzülme düşerse nefron boyunca süzüntünün akışı yavaşlıyor ve daha fazla sodyum klorür emiliyor. Distal tüpteki sıvı seyreltik hale geliyor. Çünkü nefronlarda emildi ya hani bu şeyde, eee henle kulpunda emildiği için daha fazla. Dolayısıyla distal tüpte ne oluyor? Daha seyreltik hale geliyor. Seyreltik hale geldiği zaman hemen distal tüpün arkadaşlar e, Glomerular glomerüler arteriyol yani artı atar damar glomerulus kılcallarının arteriyollerine, atar damarlarına temas ettiği yerlerde özelleşmiş olan hücreler vardır. Bu hücreler seyreltik sıvıya cevap olarak getirici damara komşu olan hücreleri renin salgılaması için uyarıyor. Renin dediğimiz bir madde. Daha sonra bu madde kana geçer ve kandaki dolaşımda arkadaşlar bir prohormon olan bakın prohormon yani öncül bir hormondur bu, anjiyotensinojeni uyarıyor. Daha sonra bu anjiyotensinojeni neye dönüştürüyor? Anjiyotensin 1'e dönüştürüyor. Sonra ne oluyor peki? Akciğerlerde ve böbreklerde üretilerek dolaşıma verilen anjiyotensin dönüştürücü enzim vardır. Bu ace olarak kısaltıyoruz. Anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye dönüştürür arkadaşlar. Daha sonra birkaç mekanizmayla süzülme hızı yükseltiliyor ve böylece süzülme hızı ayarlanmış oluyor. Biraz karmaşık gelebilir ama şu bir iki kere böyle okuduğunuz zaman anlarsınız. Peki bu mekanizmanın görevi nedir? Götürücü damarları daraltıyor arkadaşlar. Susamayı uyarır. Susamayı uyardığı için biz sürekli su içmeye çalışırız. Daha sonra adrenal korteksi de aldosteron salınımı için uyarır ve sodyum iyonları geri emilir. Bakın aldosteron da buraya girer. Renin, anjiyotensin, aldosteron sistemi yani RAS sistemi bu şekildedir. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın burada karaciğer ne yaptı? anjiyotensinojen üretti. Daha sonra bu anjiyotensinojen arkadaşlar renin salgılanmasını sağladı. Bu renin salgılandığında anjiyotensin eee anjiyotensinojen anjiyotensin 1'e dönüştürüldü. Sonra ACE, ACE salgılandı. ACE sayesinde anjiyotensin 1 anjiyotensin 2'ye dönüştürüldü. Bu anjiyotensin 2 böbrek üstü bezini uyararak buradan aldosteron hormonunun üretilmesini sağlandı. Aldosteron hormonu da distal tüpe giderek oradan daha fazla sodyum ve kloriyonlarının geri emilmesini sağladı. Böylece homeostasi dengelenmiş oldu arkadaşlar. E, renin anjiyotensin aldosteron sistemi bu şekilde görev yapar. Son olarak bazı Notlarımız var. Bunlardan da bahsedelim. Hayvanlarda su kaybını azaltan faktörler ve idrarı artıran faktörlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hayvanlarda su kaybını azaltan faktörler. Yani daha fazla su kazanılmasını sağlayan faktörler nelerdir? ne kulpunun uzun olması. Nefronlardan suyun geri emilmesi. Boşaltım atıklarının üre ve ürik çevrilmesi yine su kaybını azaltır. Glomerulusların süzüntü yüzeyinin körelmesi yine Vücut yüzeyinde kalın bir örtünün olması mesela pul gibi kalın örtülerin olması da su kaybını azaltır. Peki idrarı artıran faktörler nelerdir? Adrenalin ve tiroksin hormonunun üretilmesi özellikle bunlar sempatik sinirleri uyardığı için arkadaşlar e, dolayısıyla dolaşım hızını artırıyor. Bu da süzülmeyi ve idrarı artırıyor. Ortam ısısının düşmesiyle damarların daralması, damarların daralması da kan basıncını etkilediği için bu yüzden de yine idrar artar. Dolaşım hızının ve kan basıncının artması yine az önceki etkilere bağlı zaten. ADH'ın azalması. Şimdi ADH'ın azalması demek suyun geri emiliminin azalması demektir. Suyun geri emilimi azalırsa idrara karışır dolayısıyla idrar miktarı artar. Vücuda alınan sıvının artması dediğim gibi eğer çok fazla su içiyorsanız idrarınız açık renklidir. Bu da sizin hani e, sağlıklı bir şekilde bir boşaltım sistemi olduğunuzu gösterir. Glomerulus yüzeyinin artması da yine ne yapar? Süzüntüyü artırır. Dolayısıyla idrarı artırır. Böylece boşaltım sistemini bitirmiş olduk. E, üst üste videoları çektiğim için benim de böyle arada dilim dolaşabilir. Kusura bakmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.